Merhabalar herkese. Bu videoda hepimizin sorunu olabilen kabızlıktan bahsetmek istiyorum. Kabızlığa neler neden olur? Kabız olmamak için neler yapmak gerekiyor? Eczanede satılan bazı ilaçların kimyası ve de biz doğal olarak neler yapabiliriz? Onlar hakkında bazı reçeteler veriyorum ve bazı bağırsaklara yönelik masaj hareketleri gösteriyorum. Bu hepimizi ilgilendiren konuya ilgiliysek devam edelim. Evet, son zamanlarda kabızlık hemen hemen herkesin sorunu. Çoğu zaman evlerdeyiz veya ofislerimizde de devamlı oturuyoruz bilgisayar karşısında. Bu da tabii ki bağırsak tembelliği yapıyor. Şimdi biraz kabızlıktan ve onun nedenlerinden bahsedeceğim ama önce formülümüzü, reçetemizi hazırlamak için başlangıç yapalım. Çünkü biraz bunun suyunu emmesi gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi yulaf ezmesi, ince öğütülmüşü aldım ben özellikle. Güçlü bir liftir ve içinde birçok işte protein ve mineraller var. Yani bizim hem bağırsak sağlığımızı hem de beslenmemiz için ideal bir besin. Şimdi bunu ben ıslatayım. Yoğurt kullanacağım. Ev yoğurdu tabii. Diğer yoğurtları ben kullanmak istemiyorum. Burada dikkat ederseniz suyu var. Çünkü bunun suyu emmesi gerekiyor. Böyle kuru kuru veya sert bir şekilde yersek hatta daha bir tehlikeli olabilir. O yüzden ya biraz sıcak su veya sulu bir yoğurt olsun. Şöyle bir kabıma alıyorum. Burada da kitaplarımız var. Bunlar işte bağırsak sağlığının ne kadar önemli olduğunu bize anlatıyor. İşte bağırsakla beyin arasında ilişkiler, bağırsak sorunlarının aslında fiziksel bir hastalıklarımızın nedeni olduğu birçok bilgi burada var. Bunlardan bulabilirsiniz. Yulafı yaklaşık bir yemek kaşığı veya 1,5 da alabiliriz. Yemek kaşığı yulafı aldım ve bunu bir çay bardağı kadar sulu yoğurdu içine ekledim. Evet, kıvamı iyi. Eğer sizin yoğurdunuz bu kadar sulu değilse içine biraz sıcak su ekleyebilirsiniz. Bu yaklaşık şimdi 10-15 dakika beklesin, suyunu içine çeksin. Biz de bu arada kabızlık nedir ve nedenlerinden biraz bahsedelim. Şimdi nedenleri ne olabilir? Birincisi vücuttaki metabolizmanın tam çalışmaması. Tiroid hormonları başta olmak üzere hormonal dengede veya organların fizyolojik çalışmasında bir sorun olabilir. Bu zaten en tehlikeli bir durumdur. Burada mutlaka bir tıbbi yardım almanız gerekiyor. Bunu kesinlikle kulak ardı etmeyin. İşte geçer eder demeyin. Başında dediğim gibi çok yatıyoruz, uzanıyoruz, televizyon karşısındayız veya ofisteysek de çalışıyorsak da bilgisayarın karşısında devamlı oturuyoruz. İşte bu hareketsizlik maalesef bağırsak tembelliği yapıyor. Bu da kabızlık sorunu olarak ortaya çıkıyor. Karşılaştığımız kabızlık sorunu yanlış beslenme. Ya ki yanlış beslenmeyi düzelttiği anda kişiler normal tuvalet düzenlerine çıktıkları gözlemleniyor. Burada da ne yapmamız gerekiyor? Bir kere aşırı miktarda yememek gerekiyor. Karbonhidrat ağırlıklı beslenme olmaması gerekiyor. Çünkü içeriğindeki bulunan gluten birçok kişide aslında alerjik bir tepki oluşturabiliyor ve için akışkanlık sorunu olabiliyor. Nerelerde var gluten? Aslında unlu mamullerin ve işlenmiş birçok mamulün içinde var. İşte ekmek başta olmak üzere abur cuburlar, cipsler, kızartmalar bunların hepsi maalesef bağırsak düşmanı yiyecekler. Kabızlık nedeni tuvalet geldiği zaman gitmemek, ihmal etmek ve onun biyoritmini bozmak. Çünkü vücudumuzda bir biyoritim vardır. Onun bir saati vardır. Uykularda da vardır dikkat ederseniz. Uykunuz geldiği zaman da kaçırmamanız gerekiyor. O yüzden tuvalet hissi geldiği zaman da kaçırmamak gerekiyor ve bunu düzenli bir ritme oturtmanız gerekiyor. Mesela ya sabahları işe gitmeden önce veya akşam geldikten sonra. Yani bu düzenli olursa ve tuvaletini kaçırmazsanız burada da yine kabızlık problemi ortaya çıkmıyor. Bir diğer önemli neden de stres. Bu kitapta da yazdığı gibi beyinle bağırsak arasında psikoloji ile fizyoloji arasında zaten çok büyük bir bağlantı olduğu bellidir. Bu bağırsaklara da doğrudan yansır. O yüzden de stres kontrolü yapmamız gerekiyor. Ben aynı zamanda stres kontrolü, bununla ilgili çalışmalar da yapıyorum. Hatta ileriki videolarda onlardan da bahsedeceğim. Bu arada da evet bu da iyice suyunu çekiyor. Buna başka maddeler daha atacağız. Biraz sonra bahsedeceğim. Chia tohumu olsun, işte lifli meyveler olacak. Ve bunu daha sonra hem bir tatlı niyetine, çünkü burada evet fruktoz olan tatlı bir meyve de var. Bunu zararsız bir tatlı hem de aynı zamanda da bağırsak dostu bir tatlı hem de probiyotik bir güzel bir besin haline getireceğiz. Bunu en son anlatacağım. Hatta masajdan biraz bahsedeceğim. Unlu mamulleri çok dikkatli kullanacağız. Eğer bunları tüketiyorsak da hareketli olacağız. Yani böyle yiyip yiyip yatmayacağız. Hele hele akşam vakitleri yiyip yatmak en tehlikeli olanıdır. Yemeklerden 2 saat sonra uyumak gerekir. Durmamız gereken besin türü nişastalılar. Patates başta olmak üzere karnalarda var bu. Mısırlarda, mısır patlağında var. Çünkü nişasta ve işte bazı baklava türü şeyler de yapıyoruz biliyorsunuz. Onların da içine bol bol nişasta atıyorlar.
Bunların evet tadı güzel fakat dikkatli yenmesi gerekiyor. Çünkü nişastanın bağırsaklara yapışma özelliği vardır. Yani mutlaka görmüşsünüzdür makarna yaparken bile biraz böyle suyunu kaçırırsanız tencerenin dibine nasıl yapışıyor? Düşünün onlar bağırsaklara da yapışma özelliği var. Sebze ve meyveleri seçeceğiz. Meyvelerde tabii fruktoz, meyve şekeri var. Onu çok abartmayalım. Mutlaka işte burada örneklerini verdim. Pırasa ki bu soğangillerden bir sebzedir. Bunu sıklıkla tüketebiliriz. Zeytinyağlı bu arada. Zeytinyağından da biraz sonra bahsedeceğim. Yine normal soğan. Bunu da yemeklerinizden eksik etmeyelim. Evet, ağız kokusu yapabilir ama bizim için sağlık çok daha önemlidir. Birçok lifli sebze var. Evet, burada mesela armut gibi, elma gibi böyle içi kumlu, pütürlü sebzeleri, meyveleri seçmemiz gerekiyor. Cennet hurması veya Trabzon hurması dedikleri benim de severek tükettiğim bir meyve. Fakat bunda tabi abartıya kaçmayalım. Özellikle şeker hastaları çok dikkatli yesinler. Çünkü fruktoz yani meyve şekeri oranı yüksek. Bamya başta olmak üzere kabak veya diğer lifli kaygan sebzeleri de rahatlıkla tüketmenizi öneririm. Ve et. Yine pahalılıkta çok bulamadığımız kırmızı et veya diğer et türlerinde abartılı yememek gerekiyor. Hele hele üst üste hiç yememek gerekiyor. Yani sabah yenmez de ki bazıları yiyor. Öğlen akşam, öbürsü gün tekrar akşam bunlar doğru değil. Çünkü bağırsaklarda da bunlar tembellik yapabiliyor. Bağırsaklardaki suyu çekebiliyor, kurutma yapabiliyor. Bir de sıvılara bakalım. İşte burada da görüyorsunuz Türk kahvesi. Ben de işte günde 2-3 Türk kahvesi içiyorum ki ben light içerim. Öyle çok fazla da atmıyorum. Zaten ikisi bir aradaları, üçü bir aradaları kesinlikle önermiyorum. Onlar hakkında kahveyle ilgili başka bir video da çekeceğim. Normal bir Türk kahvesi fakat abartmayalım çünkü kahve veya çay bunları da fazla fazla tüketirsek diüretik yani vücudumuzdaki suyu alıp götürüyor. Şimdi siz zannediyorsunuz ki ya çayın içinde %80 su var. Fakat o bizim için bir su kaynağı değil. Suyu sade içeceğiz. Bakın benim de yanımda devamlı su vardır. Su yanımızda cam şişede yoksa plastik şişede mutlaka olsun ve onu sık sık içelim. Çaydan, kahveden su alamazsınız. Tam tersi suyu götürür. O yüzden bunları da çok dikkatli kullanacağız. Eğer çok kahve, çay tüketiyorsanız günlük su miktarınızı ki 2 litre, en az 2 litre olması gerekiyor. Onu çok daha arttırmanız gerekiyor. Ve tempolu yürüyüş. Günde en az 30 dakika, yarım saat, hatta mümkünse 45 dakika, 1 saat spor. Yani spor dediğim illa bir spor salonuna kayıt olmanıza gerek yok. En basitten yürüyüş, tempolu bir yürüyüş, merdivenleri yürüyerek çıkmak, inmek. Bunlar çok güzel spordur. Çünkü bağırsaklarımızın peristaltik yani onların kendi hareketini sağlayabilmesi için mutlaka hareket etmemiz gerekiyor. Bu sindirim için de çok faydalı bir şey. Ve en son çiğneme. Bu yemeklerden bahsettik. Bunları da güzel bir şekilde çiğnememiz gerekiyor. Çünkü nişasta sindirilmesinin büyük bir kısmı ağızda amilaz enzimiyle, tükürükteki amilaz enzimiyle beraber olduğu için bu yiyecekleri bayağı böyle geviş getirir gibi yavaş yavaş çiğniye çiğniye yutacağız. Eğer böyle löp löp yutarsak mideye ve bağırsaklara da ek görevler düşüyor. Bunlar bunları tam olarak sindiremediği için yine kabızlık veya gaz sorunları ortaya çıkabiliyor. Yine yemek yerken konuşmak ağza hava yutmamıza neden olacağı için gaz sorunlarına neden olabilir. Yemeğe oturalım, sessiz sakin bir şekilde yemekle uğraşalım. Hatta onun tadını alalım, keyfini alalım. Bunları yaptık ama yine de kabız olduk. Şimdi bunlardan biraz öneriler vermek istiyorum ve zeytinyağı. Hepimizin aslında severek tükettiği, Akdeniz ülkelerinde sıklıkla tüketilen zeytinyağında sabahları kahvaltıdan önce, 1 saat önce şöyle bir yemek kaşığı kadar yutabiliriz. Üzerine de biraz 1-2 damla limon atarsak yutulması zor tarafından atlatmış olursunuz. Evet, şimdi reçetelerden bir tanesini vermek istiyorum. Burada chia tohumunu kullanacağız. Chia tohumunun ana vatanı Güney Amerika. Bu da Paraguay'dan veya Guatemala'dan geliyor. Bu arada işte yine dolar yükseldiği için bunlar da çok pahalandı. Fakat bu süper besindir. Böyle küçücük olduğuna bakmayın. Çok güzel bir lif kaynağıdır. Yani buradaki sebze meyvelerden, kocaman sebzelerden aldığınız lifi şuradaki bir kaşık chia'dan alabilirsiniz. Aynı zamanda içinde protein var, mineraller var, vitaminler var. Yani tam bir süper besin. Zayıflamaya da etkili. Çünkü tok tutuyor ve yemeklerden aldığınız besinleri buradan tüketebiliyorsunuz. Jelleşiyor. Bağırsaklarda kayganlık hissi veriyor. Şimdi ben burada yine şöyle bir ılık su aldım. Bir bardak. Evet, şöyle bir yemek kaşığı chia tohumunu aldım. Bunun şöyle bir yarım saat beklemesi gerekiyor. Ben buna yine bir zeytinyağı atayım. Yaklaşık bir yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyelim. Bunu daha sonra yine yemeklerden 1-2 saat önce tükettiğimiz zaman çok güzel bir bağırsak dostu hem de bir besin olmuş olacak. Yani neredeyse bir
öğününüzün yarısını bakın şu bile karşılayabilir. O yüzden böyle çok çok aşırı yemeğe de kendimizi vermemek gerekiyor. Şimdi ikinci reçeteye geçmeden önce bu eczanelerde satılan kabızlık önleyici veya var olan kabızlığı giderici bir ilaç demeyelim, bir aslında katkı maddesi. Şimdi içindeki madde laktuloz. Laktuloz aslında doğal olarak dünyada bulunmuyor. Bunu biz kimyagerler, ilaç şirketleri bazı işlemlerle süt ürünlerinden elde ediyor. Laktozdan elde ediyorlar, süt şekerinden. Şöyle bir özelliği var. Aslında sentetik olmasına rağmen vücuda herhangi bir zararı yok çünkü emilmiyor. Bağırsaklara geliyor. Burada sindirilmiyor fakat buradaki bakteriler tarafından bazı fermantasyon işlemlerine tabi tutuluyor. Kimyasal değişimlere uğruyor ve bu küçük yağ asitlerine ve bazı gazlara dönüşüyor ve bu şekilde de dışkının yumuşaması ve bağırsaklardan rahat atılmasını sağlıyor. Fakat yine abartmamak gerekiyor. Her ne kadar bir bağırsak tembelliği yapmaz. İşte asıl bağırsak tembelliği yapan ve hatta ileride kronik sorunlara bile neden olabilen sinameki otundan bahsetmek istiyorum. Latince adıyla kasiye olan bu bitki genelde Arabistan gibi, Afrika gibi böyle çöl iklimlerinde yetişen değişik bir bitki. Yaprakları kullanılıyor genelde. Güzel bir müsil etkisi yapar. Fakat çok sık kullanılırsa ve aşırı miktarda kullanılırsa bir kere bağırsak tembelliği yapıyor. Bağırsak bunlara alışıyor. Bu sefer kendi peristaltik hareketini yapmıyor. Aynı zamanda karın ağrıları oluşturabilir, kistler oluşturabilir. Yani bunu mutlaka ki bunun bazen de preparatları oluyor. Yani eczanelerde satılan vereceğim. Doğal tarifleri yapalım. Biraz önce bahsettiğim bu prebiyotiktir. Yani bakteriler veya diğer mayalar gibi mikroorganizmaların yiyeceği. Mesela süt, yani sütün içindeki laktoz da bir prebiyotiktir. Bir de probiyotik var, O'la yazılan. Bu da mesela yoğurttur. Yoğurtun içinde çünkü faydalı bakteriler, mayalar var. Bizim sağlığımız için çok önemli. Dediğim gibi bu kitapları okumanızı tavsiye ederim. Bu kitaplarda bağırsaklarımızdaki hem düşman hem de dost mikroorganizmalardan bahsediyor. Bizim aslında onlarla beraber yaşayan bir multi-organizma, çoklu bir organizma olduğumuzdan bahsediyor. Şimdi devam edelim. Neler atacağız? Bu arada ben bu şekilde meyve suları yapıyorum blenderdan geçirip. İşte bunun içinde armut suyu var, elma posaları var. Chia tohumu ve su ve zeytinyağı karışımı. Bunları da şöyle güzelce bir karıştırayım. Evet, Bu tadı da da güzel, çok güzel. Cennet hurmasıyla bunu bir tamamlayalım. Bu bir tanesi çok fazla gelir. Yulaf ezmesiyle karıştırdığımız suyu atabiliriz. Tamam. Bunları da karıştıralım. Eğer soğuk İstersen yemek istiyorsanız dolapta da bekletebilirsiniz. Bağırsaklarımızın yönüne doğru peristaltik hareketlerini arttırıcı biraz masajdan bahsetmek istiyorum ve onunla videoyu istiyorum. kapatalım. Şimdi ince bağırsaklar şu daha çok göbek deliğinin etrafında oluyor. Kalın bağırsaklar ise onun etrafında bir yönü var. Mesela şuradan ince bağırsaklardan kalın bağırsağın girişine önce dışkı gelir. Burada çok daha önce yavaştır. Daha sonra yükselen kolonda yavaş yavaş yukarı çıkar. Burada suyu emilmeye başlar. Daha sonra yatay kolonda yan gitmeye başlar. Burada da suyu iyice emilir. Artık aşağı inen kolonda iyice katılaşmaya başlar. Yani dışkı burada birikmeye başlar. Kabız olanlarda zaten burada bir sertlik elinize gelebilir. Burada yön önemlidir. Dikkat ederseniz saat yönünde. Siz şimdi karşıdan bakınca tabii ters geliyor. Peki burayı nasıl hareket haline getireceğiz? Bunlar peristaltik hareket yapıyor. Yani şöyle bağırsaklar buradaki dışkıyı yavaş yavaş bu tarafa doğru itiyorlar ve en son anüsten dışarı çıkıyor. Şimdi biz de bu yönü mutlaka dikkate alacağız. Tam ince bağırsaklardan kalın bağırsağa başlayan yerden başlıyoruz. Ve elimizi şöyle bir kürek haline getirip biraz içeri doğru daldırıp şöyle kürekleme hareketi yapıyoruz. Adım adım yukarı doğru çıktım. Burası neydi? Yukarı çıkan kolon. Şimdi yatay kolonda devam ediyorum. Hemen kaburgaların altından devam ediyor. Bu hız iyidir. Biraz böyle derin. Burada çok bastırmayalım. Fakat yukarı çıkan ve aşağı inen de biraz daha elimizi derin alabiliriz. Şimdi asıl önemli olan burası. Çünkü dediğimiz gibi dışkı burada birikiyor. Burada biraz daha derine bastırıyorum ve kürekleme hareketini aşağı doğru adım adım yapıyorum. Şu şekilde. Buraya kesinlikle yukarı süpürmüyorum. Her zaman aşağı doğru süpürüyorum. Tekrar bastır, daldır. Bastır, ovala. Bastır, ovala, bastır, ovala. Bir kez daha yukarı çıktım. Şu şekilde. Bir turu bitirdim. Şu an ikinci tura başlıyorum. Dikkat ederseniz burası bir tur. Fakat aşağı inen kolonda 3 veya 4 tur yapıyoruz. Evet, bu şekilde kabızlık sorununa ilişkin bazı öneriler vermiş oldum.
Yine sizin de aklınıza gelen başka öneriler varsa veya sormak istedikleriniz varsa aşağıya yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere.